Sevgili izleyenlerim merhaba. Film gibi hayatlarıyla konuklarımı ağırlamaya devam etmenin mutluluğu içindeyim. Bugünkü konuğum toplumumuzun sorunlarına kendine dert edinen, filmlerinde bu konuları işleyen, sinemamızın değerli bir emekçisi ve en saygın isimlerinden biri. Sevgili Reis Çelik. Hoş geldin Reis. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Ne güzel şeyler söyledin. Az bile söyledim. Bu program süresince hak ettiğin değeri sana vermek istiyorum. Gerçekten sinemamıza çok emek vermiş. Çok da zoru tercih etmiş. De inat etmiş. Ve inandığı yolda yürümeye gayret eden, bütün özverileriyle gayret eden, çok değer verdiğim, saygı duyduğum bir yönetmensin. Program boyunca seni anlamaya, anlatmaya çalışacağız sorularımla, izin verirsen. Tabii ki, memnuniyetle. Sevgili Reis, gazetecilikten dağıtımcılığa, fotoğrafçılıktan video yayıncılığına kadar aslında birçok dalda var oldun. Ama şimdi yönetmen ve senarist olarak karşı karşıyayız seninle. Sinema sektöründe ilk var olma isteğin ne zaman hissettin? Nasıl yani küçük yaşta mı? Küçük yaşta. Küçük yaşta mı? Çünkü bizim Ardahan'ın bir köyünde doğdum, büyüdüm 14 yaşıma kadar. Yoğurt satardık götürüp. İşte annemiz yoğurt yapardı. Küleklerde götürüp satardık Ardahan'da. İşte evin ihtiyaçları, şeker, kandil camı filan alınır. Oradan bir 25 kuruş arttırmayı planlayarak gidip film seyrederdik. Ve Yılmaz Güney'in Kargacı Halil filmini seyrettim. İlk defa izlediğim film odur. Ve onu izlediğimde bir vuruşta birçok insanı birden deviren Yılmaz Güney olmak istedim. Ve o zamanlar Çirkin Kral değil mi? Çirkin Kral. Macera filmi. Ve inanılmaz bir şekilde o sinema insanın dokusuna demek ki giriyor, şey yapıyor, yerleşiyor. Kanına giriyor. ve ben o yıllardan itibaren bu ilgi vardı bende. Ama 14 yaşımda ben İstanbul'a gideceğim. Okuyacağım ve gazeteci olacağım dedim. Sonra annem izin vermiyor. Yani 14 yaşında çocuksun. Daha 14'e de girmemişim yani. Bu kadar küçük. Şubat ayının 18'iydi hiç unutmuyorum. Kaçtım evden değil mi? 1974 yılı. Orhan amcamla birlikte yanına koydular. Çünkü o da benden 5-6 yaş büyük. Bir otobüse bindirdiler. İstanbul Gültepe'de halamların yanına gelip orada kalacağım ve işte burada okuyacağım. Ortaokula ya da liseye gidecek. Liseye başlayacağım. Liseye başlayacağım. Gazetecilik öğrenmek istiyorum, okumak istiyorum. Sonra geldik şeye, 74 yılında bir elimde bir saz, bir elimde bir bağıl. Kuştepe'ye indirdi otobüs bizi. Biz Gültepe'ye gidip Ortabayır camlı kahveden soracağız işte. Halanın adresini. Ay. Bir yağmur, bir çamur, o bembeyaz karlardan geldim. İstanbul'da Kuştepe'de yürüyerek Gültepe'ye kadar yarım elime çamur oldum zaten. Ve de yağmur yağıyor. Saz ıslandı. Ay. En çok üzüldüğüm de o. Bu saz bir daha ötmez dedim. Gittik camlı kahveyi gördük, bulduk camlı kahveyi. Biraz girmekte zorlandık çünkü böyle eşiği biraz yüksekti. İçeri girdik, oturduk işte masalara falan ama titriyoruz böyle ikimiz de. Çok yol şey yapmışız. Amcam dedi ki çay dağıtan adama, dedi abi dedi hele bir iki çay ver şu dilimizin buzu çözülsün de bir de adres soracağız sana. Evet. Çayları önümüze koyarken dedi ki yeğenim çayı vermeye vereyim dedi. Adresi de sormaya sorun da dedi. Kapı dururken niye pencereden girdiniz kahveye? Meğerse biz pencere... O yüksek gelen yer meğer pencere mi? Çünkü bizim köyde pencereler tepede olur böyle şu kadar. Çünkü çok olur. Kar yağıyor değil evet. mi? Evet.
biz bilmeyiz ki öyle bir pencereyi. Yani çok şey. Ve onun için kendimi İstanbul'a pencereden girmiş bir insan olarak gördüm. Bu da güzel, bu da güzel. Ve hemen Cağaloğlu'nda bir iş bulup, gazetelerin olduğu yerde serigrafçılık yapıp, sonra orada yıllarca orada Cağaloğlu'nda büyüdüm. Bir yandan akşam lisesine gittim, bir yandan gündüz çalıştım. Peki bir de konservatuvara gittiğini... O arada işte o yıllarda gençlik, 70'li yıllar gençliğin siyasallaştığı bir dönem. Ben o dönemde halk müziğine meraklıyım, çalıyorum, söylüyorum. Ruhi Su'nun Dostlar Korosu'na girdim. Ruhi Hoca'nın yanına girdim. Ben daha çok ona böyle türküler derleyip götürmek şeyindeydim, çabasındaydım. O arada da konservatuvar, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda halk müziği okumak istiyordum. Orada o bölüm olmadığı için de Türk Sanat Müziği okudum, öğrendim. Ama benim hiç sanat müziğiyle hiç alakam yoktu ama öyle hocalarım vardı ki bir anda sanat müziğinin nasıl bir derya olduğunun farkına varmaya başladım. Tanıdıkça anda, değil mi? Evet, tanıdıkça ne kadar derin bir olay olduğunu. Gerçekten. Daha sonra işte 1980 sonrası o askeri darbe. Maalesef. O çocuk 19 yaşında ben içerideydim düşünüyorum. Çoluk çocuk toplayıp herkesi içeri doldurdular. Çıktığımda Günaydın Gazetesi'ne, önce Dünya Gazetesi'ne başladım. Sonra da Günaydın Gazetesi, Dünya'dan dağıtımcılık yapıyordum. O kartı alabilmek için. Evet. Sabahları gazete dağıtıyordum kapılara ki o tanıtım kartım olsun benim. İşte ben gazeteci olmaya başladım diyeyim diye. Çok harika. Sonra Günaydın, o arada bir yazılar yazıyordum. Arada bir de veriyordum Nezih Demirkent'in yardımcılarına falan ya koysunlar. Yöresel şiir akımı diye bir yazı yazdım. Cuma günleri sanatla ilgili bir yazı çıkıyor Dünya Gazetesi'nde. Aynı zamanda da ben serigrafçılık yapıyorum. Nezih Demirkent'in stikerlerini basıyorum Dünya Gazetesi'nde. Yani böyle gazeteciliğe tam şeyden başlıyorsun. Evet, en altından. Mutfağından. En altından. En altından. Sonra o yazı tartışılmaya başlamış. Ama yazıda ismim yok. Nezih Bey diyor ki bu yazıyı kim yazdıysa bana bulun da çağırın konuşayım diye. Işık var bu çocukta. Bilmiyor kimi yazdığını. Soruyor kimse de kimi yazdığını bilmiyor. Sonra Namık diye bir kısa böyle bir arkadaşımız vardı. Ona vermiştim ben yazıyı. O sekreterine diyor ki reis yazdı diyor. Nezih Bey de beni tanıyor çünkü ben ona iş yapıyorum. Sticker basıyorum. Evet. Neyse beni sekreteri aradı ve gittim hemen Molla Fenari Sokak'ta benim atölyeye. Gittim orada kapısında bekliyorum. Gelsin demiş. Ben de girdim içeriye. Dedi oğlum ne oldu dedi. Çıkartmalara bakmıştım ben. Ben çağırdım mı? Efendim beni çağırmışsınız. Allah Allah dedi. Neyle ilgili çağırdılar? Bilmiyorum efendim. Herhalde bir yazı yazmıştım da onunla ilgili. O yazıyı sen mi yazdın dedi. Evet ben yazdım. Ya dedi Atal Behramoğlu'nun İşte Aziz Nesin, şu, bu, hepsi. Ya bu ne enteresan bir, kim yazdı filan deyince ben de... Bayağı dikkat çekti. Peki dedi sen bizim gazetede çalışıyor musun? Efendim güzel. Dedim ya bir şey itiraf etmek zorundayım. Ben gazeteci olmak için sabahları erken 6'da geliyorum. Sizin kartınızı alabilmek için dağıtıcılık yapıyorum. Yani çok güzel. Gündüz de aslında sana iş yapıyorum. İyi dedi hemen gel dedi başla dedi sen bizim gazetenin muhabirisin artık. Harika. Ondan sonra Günaydın'a geçtim. Evet yani gazetecilik yaptım bir dönem. Sonra nasıl oldu da bir yandan müzik aşkı bir yandan gazeteci olmak isteği derken hep böyle hani toplumsal konularda ilgi odağın senin. Evet. Yani senin bir derdin var Türkiye diye bir derdin var. Sinemaya geçmek, sinemayla derdini anlatmak. Şimdi bu... O nasıl oldu? O ne zaman oldu? O Günaydın'da Türkiye'de hatta dünyada da çok önemli bir şey yapmıştır Haldun Simavi. 1982 yılında Türkiye'deki ilk özel televizyon yayıncılığını ve ilk çanak anteni getiren Haldun Simavi'dir. Günaydın'ın tepesine kurdular 7 metre çapında.
bir kocaman bir anten. Ve bir uydu haber alma merkezi kuruldu ve kameralar geldi. Bir özel televizyon girişimi yapıldı. Ben de iyi fotoğraf çektiğim için bana da Haldun Bey bu kamerayı öğreneceksin sen dedi, yani çekim için. Böyle meraklıyım. Oğuz Aral başında işin. Sonra askerler izin vermeyince yayına, bu yayını video gazeteye çevirdik. Yani kaset televizyonculuğu yaptık. Bu hikayeyi ben Türker'den dinledim diye hatırlıyorum. Türker Bey de kasetlerimizi basıyordu. Evet, tabii. Tamam, aynı hikayeyi. Ulusal videoda çok bu dünyada ilktir. Yani evet, bunda daha başka bir örneği yoktur bunun. Evet. Ve ben orada yetiştim. Mahmut Talha Öngören geldi. İşte birçok insan geldi. Seçkin Hanım vardı ve bu video gazeteyi beraber şey yapıyorduk. Ben orada bu kaset, televizyon, program, kurgu, kendimi sinemaya yetiştirmeye, evet, alıştırmaya başladım. Uzatmayalım ve 19 Günaydın battı gitti. Ben o yayını Almanya'da yapmaya başladım. Almanya'daki Türklere yönelik bir yayın yapmaya başladım. Yani batınca buradaki şey yürümedi, evet, çünkü şey para gelmiyor. Almanya'da milyonlarca insanımız var ve Türkiye'nin sesi radyosu dışında hiçbir şey izleyemiyorlardı o zaman. Ben Haldun Bey'e dedim ki efendim bu benim bölüm kalsın. Burayı yaşatalım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ne yapacaksın dedi. Türkiye'den video selam diye bir yayın yapacağım Almanya'da. Müthiş. Köylerine gideceğim insanların. Annelerinden, babalarından canlı görüntüler çekeceğim. Onlar selam söyleyecekler. Aşıklar söyleyecek. Siyasal haberler vereceğiz filan diye. İletişim sonra bu yayına başladık biz ve ben hem sunuyorum, hem çekiyorum, hem kurguluyorum, saz alıyorum, müziğini yapıyorum. hatta öyle yaygınlaştı ki Turgut Özal, o zaman başbakan, evet, ve cumhurbaşkanı Allah dönemi, beni arıyordu. Beni de severdi ama bana da sarı komünist derdi. Sarı komünist, benim mesajım olmadan o kaseti yayınlayamazsın derdi ve gerçekten de bütün başta kendisi bir mesaj verirdi. Evet. Şeye. Biz de yayınlardık bunu. Ve Almanya'da ne kadar geniş dünya görüşü, evet, vizyonu olan, evet, bir başkan. Ve 1995'lere geldiğimde ben artık sinema yapmak istiyordum. Bayağı olgunlaştı. O zaman televizyonlar yeni kuruluyordu. Hatta ATV'nin kuruluşu için beni çağırdılar, bizim eski günaydıncılar. Tecrübenin var diye. Gel şunu, orada da görev yaptım ve tamamen bıraktım bütün bu şeyleri. Ve sinema yapmaya karar verdim. Ve ilk film aslında Hoşça Kal Yarını çekecektim. Sahi. Ona hazırlanıyordum ben. Sonra Beral Şimşek bir gün geldi, dedi ki, hoca dedi, bu dursun dedi. Bizim Ferdi Eğilmez'in, Arzu filmin, hı hı, bir öyküsü var dedi. Cemal Şan da buna bir şey, senaryo yazmış. Hı hı. Ama sen başka bir şey yaparsın buna dedi. Buna bir bak. Gel bunu çekelim ilk önce. Çok güzel bir hikaye. Okudum. Öykünün iki cümlesi benim için yeterli bir şeydi. Hep öyle oluyor değil mi? Evet. Yani senaryonun filan... Bazı bölümler aldım, Cemal da çok güzel şeyler eklemiş, yazmış. Hı hı. Ama ben kendi kafama göre başka değişiklikler yaparak. Çünkü Türkiye'de şöyle baktım ben sinemayı yapma nedenim olarak, hı hı, niye sorduğunuzda. Toplumlar ve insanlar, hı hı, yüzleşmedikleri sürece kendileriyle toplumlar ilerleyemez. Toplum çok kendini yenileyemez. Doğru. Sanatın ana görevinin de bana göre... Ben öyle kurdum kendimi. Toplumun kendisiyle yüzleşmesi lazım. Evet. Gerçekleriyle karşı karşıya kalması lazım ki çözüm olsun. Bunu da sinema yapıyor. Ayna, evet, gibi gösteriyor. Evet. Işıklar sönmesinden Işıklar söz sönmesin. Ediyorsun. Evet, Cemal Şan'ın emeği var burada. Ferdi Eğilmez'in emeği Meral Şimşek'in emeği var. Ama senin yönetmenliğinde, senin elinin değdiği ve ilk film oluyor. İlk filmim olmuştu. Çok da zor bir film olmuştu. Aslında Türkiye'de belki de ilk defa Kürt sorununa değinen, evet, bir hikaye. Kürt meselesinin ilk konuşulduğu bir olay oldu. Belki de filmden sonra başladı. Ondan sonra büyük tartışmalar o zaman başladı. Evet. Biraz görüntüleri izleyelim mi o tabii, filmden? Tabii, tabii.
Dur bırakmayın. Beni katil ederim ha. Elleriniz başınızın üstüne koyun. Kalkın lo. Kalkın lo. Lan ne boğu işi kimin ha? Lan ne boğu işi kimin? Kimsiz lo? Ha? Kimsiz? Geç söyle lo. Geç dedim sana. Geç lo. Geç. Geç söyle. Siz kimsiz lo? Siz kimsiz ha? Basarım mermiyi ha? Kimsiz? Çök. Çök lo. Çök. Ulan siz kimsiz ha? Yoksa basarım mermiyi ha? Cevap verin lo. Cevap verin lo. Yoksa basarım mermiyi ha? Sen eskersin. Evet. Ay ne kadar özlemişim. Hayran hayran seyrediyorum. Ya Tuncel abi. Tuncel abiyle yolculuğumuz da biraz öncesinden başlar. Bu filmden önce tanıştık. Berlin'de tanıdım Tuncel. Aa, evet. Evet. Tuncel abiyle tanışmamız çok enteresan. Sahi. Çünkü onun içerisinde Neşet Ertaş da var. Günaydın gazetesindeyken Almanya konusunu çok işlediğim bir bölgeydi. Almanya'daki Türkiye diye bir röportaj yapmaya gittim Berlin'e. Berlin'de dolaşıyorum o Kudam Kilisesi'nin etrafında. Hı hı. Orada bir Türkçe Bazar diye bir yer vardı. Zaten şimdi, Türklerin en çok olduğu yer, yerdi. Kuyumcular, sazcılar hepsi oradaydı. Şimdi gittim fotoğraf çekerken bir baktım bir tane dükkanda Saz House yazıyor. Saz evi. Türkiye evi değil de Saz evi. Saz evi. Saz House Almancasıyla. Hı hı. Aa güzel dedim. Fotoğraf çektim, içeri girdim. Tezgahta bir adam duruyor. Ya bir yerden adamı böyle hatırlar gibiyim ama çok da hatırlar. Çapkalı mafkalı bir adam duruyor, esnaf. Dedim ki ya ben bir böyle bir şey yapıyorum. İşte bir fotoğraf sizinle konuşmak istiyorum Türkiye. Tabii ki canım kardeşim dedi. Tabii ki elbette dedi, yaparız dedi. Nasıl yapalım dedi. Dedim sizi dedim şöyle dışarı alsam tamam, böyle Saz evi önünde çeksem. Olur tabii dedi. Çıktı önde duruyor böyle ceketini ilikledi. Saygılı bir adam. Canım. Durdu ben geri çekildim. Geniş açıyla o çerçeveye o herkesi koymaya başlayınca Saz House ve adamı. Saz House'un altında Neşet Ertaş Saz evi yazdığını gördüm. Ay. Hayatımda bu kadar utandığımı, bu yani o fotoğrafı, o kareyi çekmek bana dünyanın en zor parmağımı basma olarak geldi. Böyle ağlamak istiyordum çünkü Neşet Ertaş Türkiye'den kaçıp gitmiş ve biz unutmuşuz bunu. Gittim sarıldım dedim ki Neşet abi ya dedim affet beni dedim ya. Ben seni nasıl tanımam ya dedi ki yeğenim dedi ya. Nasıl tanıyacaksın ki biz de artık sazcı mazcı değiliz dedi. O Neşet Ertaş Türkiye'de kaldı dedi. Neyse konuşurken böyle bir röportaj yapıyorum dedim. Dedi ki şurada birçok sanatçı, tiyatrocunun falan oturduğu bir sokak var dedi. O ileri doğru yürü dedi. Şu sokak. Orada yürü dedi. Bahçeler aşağıdadır dedi. Bahçelere bakarak git dedi. Hangi bahçede çamaşırlar asılmış bir yer görürsen orası Tuncel Kurtiz'in evidir dedi. Orada kapısını çal orada dur. Onunla da öpüyor. Aa dedim Tuncel abiyi biz biliyoruz ama. Elbette yani aktör. Kaçmış gitmiş şeyde Umut'tan sonra Tuncel abi yok Türkiye'de. Neyse gittim gerçekten de bir cumartesi günü bir baktım oturmuş Tuncel abi şeye. Böyle simsiyah bıyıkları sakalları masasında böyle şeyler içecekler. İpte çamaşırları asılı, okuduğu türküyü dinledim. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine parelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman diye söylüyor. Dinledim, gittim. Bir derman bulunmaz ama memleketten bir güzel hava getirdim sana diye. Biz öyle tanıştık Tuncel abiyle. Çok güzel. Sonra İstanbul'a geldi. Beraber
düşündük, projeler geliştirdik. İnat hikayelerine gelmiş. Işıklar Sönmesi'nden sonra Hoşça Kal Yarın'da da oynadı Tuncel abi. Oysa her filminde oynadı. Her filminde. Sonra da inat hikayeleri olayına geldik. Dedi ki ne yapacağız dedi. Hoşça Kal Yarın kocaman büyük bir film. Evet. Büyük bir set. Dedim ki Tuncel abi ilginç bir şey yapacağız. Ne yapacağız dedi. Dedim ki şu köylü aşıkları görüyor musun? Evet. Biz şimdi dedim bu Leyla Mecnun'u, Ferhat'ı, Şirin'i, Köroğlu'nu, efendim bir destanları. Kimden öğrendik bunu? Bu aşıklar çıkardılar. O köylü şapkalı adamlar. Doğru. Peki bunlar birçoğu da okur yazar değil. Summani, Aşık Şirin'i. Sözlü tarih. Veysel. Bunlar hiçbirisi okuma yazma da bilmiyorlar. Bunlar nasıl başlıyorlar? Biz sözden başlıyor, yola çıkıyor ve destan anlatıyor bize. Biz bu kadar okuduk, kültürlendik. Onlara köylü diyoruz ama biz onların yaptığını yapamıyoruz. Şöyle yapacağız. Bir kelime seçeceğiz. Hı hı. Bu kelimeden yola çıkarak ne kameraman, ne ışıkçı, ne senaryo, ne hiçbir şey. İkimiz gideceğiz. Bir oyuncu, bir yönetmen. Kamerayı ben kullanacağım, sesi ben çekeceğim. Gideceğiz ve film çekeceğiz. Aa dedi. Yattı mı kafasına yoksa nasıl olacak dedi, bu iş filan? Nasıl olacak dedi. Köylülerle bu yapamayız bunu dedi. Oyuncular lazım. Dedim ki sen köylülerden kork dedim. Köylüler seni ardağına çıldıra bu terekemelerin içerisine götüreceğim. Sana pabucu ters giydirirler. Yapma ya dedi. Olmaz dedi. Neyse sonunda ben Tuncel abi bir şekilde bir yıl sonra ikna ettim. Arabaya bindirdim Şubat ayında. Kar yağıyor. Kar içine. Bir anda ikna oldu. Nasıl olduysa be, evet gidelim dedi. Ben hemen bu arada da kayda başladım. Hemen gittim çantamı hazırladım ofiste. Kamerayı koydum, ışıkları koydum. Bir yanda da kaydettim. Nasıl yola çıktığımızın da kaydı var. Aslında dijital çekiyorsun değil mi? İlk dijital çekilen film. Olabilir yani, değil mi? Tabii, doğrudur Türkiye'deki belki. İlk evet. Film. Bir 9 diye bir film çekilmişti Betacam'la. Tape to film yapılmıştı. Bu aynı dönemde çekilmiş ilk film. Evet. Dijital çekilecek küçük bir kamera almıştım. Ona hazırlık yapmıştım. Ondan çekip pelikleri aktaracaktık. Negatif. Peki senaryosu var mı yoksa senaryo doğal yok. Tek gelişecek. Bir kelime. Kendi İnat sözcüğü var. Senaryomuz evet. Bir kelime. Evet. Ekibimizde iki kişi ve bindik Tuncel abiyle arabayla giderken yolda iki kişi gidiyoruz. Tuncel abi önce nasıl bir tuzağa düştüğünü farkına varmadı. Ben arabayı Amasya'ya kadar durdurmadan sürdüm çünkü ki, Tuncel abi vazgeçebilirdi. Geri dönemesin. Sonra biz karlar ortasında çıldıra geldik. Çıldırdı. Gölünün yanından artık o arabayla nasıl gittik o karların üzerinden ben de hatırlamıyorum. Ve çıldıra vardık. Otel yok, yatacak yeri yok, hiçbir şey yok. Ama inanılmaz bir insan. Ardahan'dan söz ediyoruz. Ardahan'ın Çıldır ilçesine gittik. Belediye başkanı Ercan abi, hiç unutamıyorum, dedi ki ya şimdi size evimizi açıyoruz gelmiyorsunuz. Siz aykırı adamlarsınız. Otelimiz de yok. Şimdi dedi bu kış nedeniyle bizim belediyenin binası sürekli kaloriferleri açık olmak zorunda. Yoksa ayazdan patlıyor borular. Ben dedi başkan odasına bir tane çekyat koyayım. Bir tane de hesap işleri müdürlüğüne çekyat koyalım. Burada kalırsınız dedi. Geceleri gündüz bir çalışırız. Gece de siz gelip burada yatarsınız. Ve biz öyle başladık. Ya işte yani Türkler ne kadar pratik çözümler üretebilen, çok çabuk intibaki olabilen insanlar evet. Değil mi? Her şeye. Yani o inanılmaz bir şeydi. Bayağı da orada halk dediğin halk, oranın halkı, oranın insanları aktör gibi filmde yer aldılar. Evet. Diyalog yaptılar. 5-6 gün çalıştık. Tuncel abiye dediğim şey sen oyuncu kalırsın onların yanında dikkat et diye. Şey yapıyordum. Çünkü o kadar doğallar ki değil mi? Ve öyle oldu. Sonra 5. gün bana dedi ki şu çektiklerimizi bir izleyelim bakalım dedi. İzledik. Sil bunların hepsini dedi. Sil bunları. Abi silmeyelim bir yavaş. Kıyamıyorsun. Hayır silmezsen dedi oynamam dedi. Tuncel orada olmaması lazım.
İki günde bana müsaade et dedi. İki gün sonra falan kahvede buluşalım dedi. Oralı oldu. Beş altı kahve var. Gittim kahvede oradan bir adamlardan birisi olmuş. Ondan sonra asıl filme başladık. Biraz görüntülerimiz tabii var izleyelim. Tabii ki ne kadar güzel oldu. İnat hikayeleri. Evet. Hepsine Allah rahmet eylesin de. Hele şu en baştaki var ya. En baştaki koçunun mezarıdır o. Taşo sana benzeriydi ha koço. Koço yiğit adamıydı, hoş adamıydı, has adamıydı. Ama her yiğidin bir yumuşak karnı vardır değil mi? Koço da inadına kurban gitti işte. Hey. Şimdi Ardahan beylerinden Cizo Bey'in malı devleti yerineydi. Ama iki avradından da bir oğlan çocuğu peyda edememenin kahrıyla yanıp tutuşurdu. Cizo ağa 55'ine ayak bastığında Allah'ın hakkı üçtür deyip bir üçüncü arvat daha aldı kendine. Yalvardı, yakardı, güldü, ağladı, dualar etti, adaklar adadı. En sonunda kış geldiği zaman koçoğlunu aldı koluna. Dedi ki 7 gün 7 gece şenlik ola. Ay canım benim, ne kadar büyük bir aktör. Onu izlemek ne kadar büyük keyif. Şimdi Lal Gece'den ben söz etmek istiyorum. Beni çok etkileyen bir film. Aslında Türkiye'de hala hepimizin içini acıtan bir sorun. Çocuk gelin hikayesi. Tek mekanda geçiyor. İlyas Salman aktör. Ve yurt dışında 38 ayrı festivalde ödüller aldı bu film. Berlin'de Kristal Ayı aldı. Tokyo'da Asya filmlerinin içindeki en iyi film olarak seçildi. Birçok ödül aslında. Peki bu bizim gerçekten yüreğimizi dağlayan, yaralayan hikayemiz. Dünyada bu kadar ilgi görmüşken ülkemizde hak ettiği ilgiyi gördün mü? Ne yazık ki. Değil mi? Biz gerçek sorunlarımızı çok fazla görmek istemiyoruz. Evet, yüzleşmek istemiyoruz. Yüzleşmek istemiyoruz. Yüzleşmek istemiyoruz. Sinemanın görevi yüzleştirmek. Biz gidip yüzleşmiyoruz. Neden? Çünkü toplumlar değişme arzusu taşırsa hatalarıyla yüzleşme arzusunu da beraberinde geliştirir. Değişmeye hazır olan bir toplum olması lazım. Şimdi riya kavramı bizde hızla büyüyen bir kavrama dönüştü. Riya bir toplum olmaya başladı. Evet. Çünkü efendim şunu destekliyoruz diyoruz aslında desteklemiyoruz. Şöyle yapıyoruz diyoruz aslında yapmıyoruz. O yüzden bütün şeylerimizi zayıflatmaya başladık, değerlerimizi zayıflatmaya başladık. Bakıyorsunuz. Bütün vaazlarda, Kur'an'da şu kadının ne kadar kıymetli olduğu anlatılır. Ama en çok kadına şiddetin, kadının felakete uğradığı bir toplum olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef, maalesef dediğin gibi samimiyetimizi kaybettik ve riyakar olduk. Kendi kendimize bile riyakarlık yapıyoruz. Belki de aynaya bakmaktan dahi korkuyoruz. İşte yani o yüzden mesela hiçbir televizyon alıp da filmi göstereyim değil mi? Göstermiyor değil mi? Çok enteresan. Veya da yani düşünün İlyas Salman'ın burada gösterdiği bir oyunculuk var. Evet. Dünyaca bir olaydır yani. Yani diyor, en az 6-7 tane dünyada ödül aldı en iyi oyunculuk konusunda. Evet. 14 yaşındaki kız büyük bir yetenek. Yani 105 kız içerisinden seçip getirdiğim. İnanılmaz bir yetenek. Hayatında ilk defa kamera karşısına geçiyor ve bu kadar yetenekli. Düşünün yeteneği de keşfetmiyoruz. Yani onu da alıp da hadi şurada oynatalım. O da yok. Ama festivaller, yani ben mesela bu filmi festivalde gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Çok da müthiş de etkilenmiştim. Çünkü çok yaralayıcı bir konu aslında. Hala ne yazık ki toplumda bu çocuk gelin konusu bir gerçeğimiz bizim. Yani ben de mesela her fırsatta, her bir söyleşide bu konuyu dile getirmeye çalışıyorum. Bu günah, bu
çocuklara diye. Çocukların yeri okulda olmak varken neden bu çocuklar gelin i̇şte edilip kadın oluyor? Olaylara yüzeysel baktığımız sürece biz hiçbir toplumsal problemimizi çözemeyiz. Hı hı. İşte çocuk gelinleri engelleyelim. İşte gidip düğünü basıp... Laf olarak... Düğünü yapıyoruz. Basıp çocuklara gelini oradan al, çocuğu öbürünü içeri at. Bunun bir çözüm olduğunu zannediyoruz. Hayır. Böyle bir çözüm yok. Oysa bu, bir toplumun temel taşlarına bakmak lazım. Niçin ve neden oluyor? Evet. Bu nasıl bir yaraysa kadın... Yani bu da bir şiddet. Değil mi? Şiddetin tabii. Bir türü. Kadına şiddetin çeşitli yolları var. Ve bütün bunlarla karşılaşıyoruz. Bu bizim gerçeğimiz. Ve bunu görmezden geliyoruz. Bununla ilgili dediğin gibi neden, niçin, nasıllı araştırıp bununla yüzleşmiyoruz. Bu bir nevi çocuklarımızı eğitirken üzerimize düşen görevler var aslında. Değil mi? Tabii temele gitmemiz gerekiyor. Temele inmemiz lazım. Çünkü ne yazık ki yani şiddet öğrenilebilen bir duygu ve bu şiddeti belki de ailesinin içinde öğreniyor. Evet. Peki çocuğu yani şiddeti yaratan veya da bu toplumu yaratan nedir? Aile dediğimiz çekirdektir. Aile. Ve İlyas Salman'la 14 yaşındaki kızı Dilan Aksüt'ü oraya koyup bir toplumsal analiz yapmamın temelinde şu yatar. Biz hangi iki kişiden bahsediyoruz? Ham malzememiz bu. Bunun üzerine kuruyoruz bir toplumu. O zaman bizim gitmemiz gereken şey aileyi oluşturacak bireyi nasıl yetiştirdiğimizle alakalı bir kavram. Çok doğru. Eğitimden başlayan, efendim sosyal i̇şte yaşamdan başlayan. İşte sinemada en büyük eğitim aracı bence. Şimdi, hani, evet sinemayı konuşsak, sinemayı filmleri konuşsak, konuştuk filmleri. Ama biraz sinemayı... Ülkemizin sinemaya bakışını, sinemamızın bir yandan Lal Gece ile ilgili görüntüler devam ederken biz yine sinemamızı konuşmaya evet, devam edelim. Güzel olur. Çünkü neden sinemamız büyük bir şey gibi görünüyor, sanayi gibi görünüyor, müthiş bir üretim var, hele hele diziler, yüzlerce dizi üretiliyor. Bu diziler bütün dünyanın ülkelerinde gösteriliyor. Ülkemize şeyler geliyor, dövizler geliyor filan. Sen hiç bulaşmadın, sen hiç diziyle ilgilenmedin. Sen inadına sinema, inadına sinema diyen bir yönetmensin. Üstelik senaryolarını da hep kendi yazmış bir yönetmensin. Ama yani oturtamadığımız daha temellerini atamadığımız birçok sorunumuz var. Dünyada birçok sinema bizden daha ileride. Halbuki bizim daha ileride olmamız lazım. Çünkü kültür olarak, coğrafya olarak biz çok daha güçlüyüz, zenginiz tarih olarak. Dolayısıyla neden beceremiyoruz? Neden dünyada Türk sineması diye hani İran sinemasını bile daha önce sayıyorlar? Biraz önce konuştuğumuz çok önemli bir şey var. Olaylara yüzeysel bakıyoruz dediğimiz şey var ya, aile kavramını nasıl ki işte palyatif çözümlerle çocuk gelini çözmeye çalışıyorsak, sinemaya, sanata bir devletin bakma biçimiyle alakalı bir şeydir. 100 yıllık bir devletiz biz. 100 yıllık tarihimize bakalım. 100 yıllık da sinemamız var. 100 yıllık da sinemamız var. Hatta geçkin. Hep devlet yapısı sanatçıyla kavga eder bir noktadan yürümüş gelmiş. Evet. Ta kuruluşundan bu yana. Evet. Bakın tarihine bakın, her zaman kavgalıdır. O zaman bunu Amerika Birleşik Devletleri 1935 yıllarında CIA başkanını çağırıyor başkan. Diyor ki bu Sovyetler Birliği sanatta algı operasyonunda dünyayı ele geçirmeye başladı. Sana 50 milyon dolar bütçe veriyorum. Bütün büyük sanatçıları topla buraya getir. Özellikle sinemacıları. Efendim diyor, bu 50 milyon bugün 50 milyar dolar demek. Herhalde. Bu, ama biz diyor şu an içeride diyor komünist avı yapıyoruz diyor. O dediğiniz sinemacıların hepsi de sözcü komünist, sosyalist, onlarına hiç önemli değil diyor.
Çünkü diyor şu an biz devlet olarak, parlamento olarak sanatı ve sinemayı stratejik bir alan olarak seçtik. Tam noktada burası. Devlet eğer mi? Bir devlet sinemasını stratejik alan olarak kabul etmezse, hı hı, ve onun üzerinden ne olursa olsun yatırımlarını ve algı operasyonlarını, ülkesini tanıtmayı, turizmini, üretimini, her şeyini, Amerika'yı avucumuzun içi gibi biliyoruz. Evet. Bunu yapacağına sinemayla kavga edersen olmaz. Sağcı geliyor solcuyla, solcu geliyor sağcıyla kavga ediyor. Ha şükür ki bizim sinema dünyasının oyuncusundan yönetmenine kendisini hızla bu siyasal çekişmelerin dışına alarak, hı hı, sanatını, hı, yapmaya çalışıyor. Hı hı. Zaten sanat partiler üstü bir şeydir. Bugün benim siyasi görüşüme ait bir iktidar kurulsun yarın. Yanılmıyorsam ilk muhalifi ertesi sabah ben olurum. Çünkü bu sanat muhaliftir. Sanat muhalif olacaktır, eleştirecektir. Devletin aklını değiştirmesi lazım. Bakın sinemamızda önemli şeyler de oldu ve film üretimimizde ciddi bir artış oldu. Nedeni nedir? Özellikle genç sinemanın ya film yapabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün işte sektörle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, hı hı, destekleme fonu oluşturuldu. Çok ve önemli. Destekleme fonu sayesinde birçok insan film yapmaya başladı. Bu devletin 70-80 yıl sonra sinemayla ufak bir barışması. Evet, çok vesilesidir. Önemli. Çok önemli. Devletin desteği çok önemli. Yani nasıl anlatayım? Önüne taş koymak değil de önünü, evet, açmak. Açması lazım. Onu bugünlerde görüyoruz. İşte lazım. Eskiden sansür vardı, bugün o da yok. Ona da şükrediyoruz. Birçok merhaleleri açtığımızı düşünüyorum. Ama dedin ya, yapım için destek veriyor ya Kültür Bakanlığı sinemaya. Ama diyelim ki o filmleri göstermek için salon bulmakta zorlanıyor. Tabii işte yeni yasada yapımcılar. Belki bunlar biraz daha aşılacak bir şey. Daha kolaylaşacak olan, çünkü salonlara da desteğin olması konusunda taleplerimizi, evet, ilettik ve yeni yönetmelikte bunlara da yer verilecek. İnşallah. Bunlar önemli şeyler. Evet. Sadece gelmek istediğimiz nokta şudur. Bu gidişat yolu yapısıyla, hı hı, sinemanın desteklenmesi, yılda bilemediniz 10 milyon, 5 milyon euro destek veriyoruz sinema, evet, yapım. Oysa sinemaya desteğimiz bizim bilemediniz 50 milyon lira oluyor, yıllık olsun, yıllık oluyor. Oysa Fransa sinemasına, sinema sektörüne yılda 1 milyar euroyu geçti verdiği destek. Almanya 800 milyon euro civarında. Hollanda bile 60-70 milyon euro civarında kendi sinemasına destek veriyor. Evet. Tabii bakın, bu sözünü ettiğin ülkeler zengin ülkeler. Hani mukayese ediyoruz ya, ama biz de dünyaya açıldık. Dünya ile yarış ama halindeyiz. Zenginiz. Biz zengin. Biz onlardan daha zenginiz. Zenginiz yani. Bizim hikayelerimiz çok daha zengin. Sinema sanatının harcayacağın paranın sana nasıl geri dönüş yapacağını ve dünyada nelere yol açacağını, hı hı, keşfettiğin andan itibaren bunun bütçesi olmaz. Festivallerimiz, hı, en festivallerimiz çok konuşulması gereken şey. Evet, festivallerimize de gelmek istiyorum. İyi ki doğru geldin. Ülkede kaç tane festival var sayabileceğimiz, yani iki elin parmakları kadar sinema festivalinden söz ediyoruz, film festivalinden söz ediyoruz. Ama birçoğu bakıyorsun 3-5 sene sonra yok oluyor. Birçoğu işte uluslararası başlayıp yerele dönüyor. Ya da devam etmiyor, bütçemiz yok deniyor, bu sene yapamayacağız deniyor. Çeşitli nedenlerle çok etkin olamıyorlar. Ne kadar birbirine benzer bir problemimiz var, görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani diyelim ki çocuk gelin konusunda. Bir bakan geliyor, bir şey yapıyor. Hı hı. Ertesi gün bir bakan geliyor, o yapılanları tamamen yok sayıyor. Devamlılığı olmayan bir ülkeyiz. Festivallerimiz özellikle. Festivaller konusuna gelince aynı problemi yaşıyoruz. Şimdi Antalya Film Festivali
56.sını yaparken bugün dünyanın sayılı festivali olması gereken bir festival olması lazımdı. Değil mi? 56 Bakın sizin de tecrübe. Başta sizin destek vererek protesto ettik. Dedik ki ya biz siz 56-50 yıllık geleneği değiştiremezsiniz arkadaş. Yani ulusal bölümü nasıl kaldırırsınız ya? Nasıl Altın Portakalı yanmıştı. Ve 2 sene biz protesto ettik, gitmedik. Evet. Peki bakıyorsunuz, evet şimdi bir başkası geliyor, diyor ki ben yapacağım diyor. Ne kadar süre diye bakıyorsun, 5 yıllık bir süre acaba olacak mı? Ya. Oysa bir Cannes Film Festivali'nin böyle bir derdi yok. Bir Berlin'in niye? Çünkü özgürleşmiş ve bağımsızlar özerk bir hale. Bir kurum olmuş. Bunu kim yapacak? O Büyük Millet Meclisi, o devleti erki diyecek ki bu bağımsız stratejik bir alandır. Bu kim gelirse gelsin şu desteği vermek zorundadır. Yönetimi de şöyledir. Hı hı. Onun için sen 1/2 onu alıp bunu yerine koyamazsın. Bu tamamen politik bir sürecin, bir bakmanın, bir akıl değiştirmenin metodu olması gerekiyor. Yani değiştirmemiz lazım bunu. Bu olmazsa büyüyemeyiz. Hani temeli atılıp da yapılamayan fabrikalara benzer bu. Milli eğitimde yol alamıyoruz. Niye? Birisi geliyor iyi bir yol alıyor. Öbürü geliyor o yolu değiştiriyor, başka bir yol alıyor. Ama şimdi bayağı ümit varız. Ama yarın şimdi Milli Eğitim Bakanı değişirse ne yapacak? Sinemamızla da ilgili bu stratejik değeri gerçekten daha ağırlık kazansın. Devletin bir sanat politikası olması lazım. Evet. Ve siyasetler üstü bir kavram olması lazım. Çünkü sanat siyasetler üstü bir kavramdır. Bunu kabul ettiğimiz gün zaten her şeyi aşmış olacağız. Çünkü hiçbir ülkenin sanatçısı, biz dahil başkaları dahil, bu ülkenin bir kılına zarar gelsin istemeyiz. Bakın bütün şairlerine, bütün yazarlarına, bütün sinemacılarına. Hepsi bütün vatansever. Derdi bu ülkenin derdi. Kim ihanet edebilir ki? İhanetçi zaten hain vatan hainidir. Yani onun sanat yapmaz zaten. Olamaz zaten. Sanatçı olamaz zaten. Doğru söylüyorsun. Yani bir senin birçok yönünden konuştuk da bir de senarist Reis Çelik var. Senaryosunu oturup yazan, yani bir konuyu dert edinen ve o derdin sancısıyla bunu kaleme döken, ta hani gazeteciliğe başladığı gün yazmaya başladığın gibi. Senarist deyince ki filmin bence en önemli kalemi senaryo. Daha sonra yönetmen. Senaryo yazarken sen çekiyorsun zaten onu bir yandan. Evet. Resimliyorsun gözünün önünde. Senaryo konusunda ne söylüyorsun? Evet, ben filmlerimde yönetmen Reis Çelik'i pek yazmıyorum. Yok aslında öyle bir şey. Senaryo mu yazıyorsun? Bir Reis Çelik anlatısı diye yazıyorum. Ay. Filmlerim hemen hemen bütün afişlerimde öyle yazar. Bir Reis Çelik anlatısı diye. Ben anlatıcıyım. Evet. Çünkü o geleneğin, o kadim toprakların yetiştirmiş olduğu muazzam ozanlar var. Yani bir tek bizim Kürtlerin, Türklerin Anadolu'su değil. Homeros'tan tutun, Nuh'tan tutun. Bütün hikayelerin çıkma merkezi Hindistan ve Anadolu'dur. Bugün baktığınız zaman Avrupa'ya, bütün o büyük hikayelerinin kaynağına bakarsın. Leyla Mecnun'un örneğidir. Evet. Köroğlu'nun örneğidir, filanın örneğidir. Ben bir anlatıcıyım. Onun için senaryo bana göre insanın kendi içinde anlatmak istediği bir konudan yola çıkar. Ben şu konuyu ben anlatmak istiyorum. Hı. Hani gideriz de efendim şu derdimi size anlatmak istiyorum deriz ya. Ben o derdi o kadar yalın ve basit anlatmak ve keyifli anlatmak istiyorum. Hı hı. Onun için de bana kalsa anlatımların tamamını sette yapacağım da ama oyuncu için senaryo lazım, için lazım senaryo. Oturuyorum yazarken bir toplumsal analizi beraberinde belki de o gazetecilik alışkanlığıyla. Gazeteciyken de çok toplumsal hikayeleri. Tabii o hep besleyici olan şeydi. Yani örneğin Lal Gece'yi çekerken gitmediğim kasaba, bu konuların çok yoğun olduğu, yaşandığı yer, köy kalmadı.
Bu sancıları çekiyorsun, bunları kaleme almadan önce gidiyorsun, bizzat o insanlarla yaşıyorsun. Evet, evet, diyalog kuracaksın. O insanlarla diyalog kuruyorsun. Bu çok zaman alan bir şey aslında, değil mi? Bakın, Hoşçakal, Lal Gece'den bu yana arada geçmiş 8 yıl. Yeni filmimi çektim. Bu yeni filminden de biraz söz edelim. Evet, yeni filmim daha yeni bitti. Ya, yeni bitti sayılır, tam da bitmedi. Ama çekimleri bitti. Çekim montajı bitti ve şu an Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi filmimiz. Çok heyecan verici bir noktadayız şu anda. Bu hikaye benim işte tam da bu ulusal topraksal değerlerimizden yola çıkan bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir aşıkla çırağını anlatıyorum. Aşık, yani sen, halk aşığıyla, halk ozanıyla. Bir geriye bir yadigar bırakmak istiyor, bir gelenek bırakmak istiyor ama onun başına gelen hikayeler var. O kendinden büyük bir kıza aşık. Aslında bir toplumu anlatıyorum. Bir toplumdaki değişim sürecini, kader sürecini, kader ve yaşadığı yoksulluklar içerisinde sıkışmış olan insanın neler hayal edebileceğini, nelerle gerçekten değişmesi gereken şeyler neler olduğu üzerine bir aşık hikayesi gibi bir hikaye anlatmak istiyorum. Demek ki müzikle anlattın evet, diye müzik düşünüyorum. Evet, müzik var tabii. Çünkü müzik saz başroldedir herhalde. Saz. Müzik başrolde. İşte bakın bu filmi anlatabilmek için 8 senedir çalışıyorum. Aşıklarla gittim, hemhal oldum, onlarla atışıyorum, karşılıklı doğaçlama hikaye yarışmaları yapıyorum. Peki kendi, sen saz ben de çalmaya devam ediyorsun, ayrıca güzel. Ben de bir aşıkla oturup atışabilirim yani. O da güzel bir şey. Ama bir de oyunculuk yaptığım bir film var ya da bir iki film var. Yok, yani bir aktör olarak da görü tanıyor seni. Bir tane vardır, o da yine Günaydın'daydım. Sabahattin Çetin, Sabahattin abi beni sinemacılarla ilk tanıştıran abimdir. O bir film çekiyordu Oğuzhan Tercan'la. Abdi İpekçi'nin vurulmasının hikayesi, katledilmesinin hikayesi. Çok benim de çok böyle, evet böyle filmler olması lazım dediğimiz şeydir. Onu yaparken ben Günaydın'daydım o zaman. Kameram vardı, bir şey, fotoğraf bir çekiyordum. Bir yandan Uzlaşma ile ilgili görüntülerimiz var. Arkadaşlarımız onu da veriyorlar. Onu yaparken ben de senaryoyu okudum onlara. Ya aslında şurayı şöyle yapsak, burayı böyle yapsak. Erken. Paraları da yok. Dan söz ettik ama görüntülerimizi vermemiştik. Şimdi beraber onu seyredelim. Evet. Deniz hoşça Gezmiş'in. Bana bu Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu faaliyetlerine katılmış olanları bir araya toplayın. Davaları da birleşecek mi? Evet. Toplu halde yargılanacaklar. Gereği yapılsın. Emredersiniz. Arkadaşlar 40 yılı böyle bir şey koyacaksın. Yalnız mı geldin? Kendi. Tamam. Durmadan konuşursunuz. Nasıl getirdiler seni buraya? Apar topar getirdiler. THK'yı toplu yargılayacaklarmış. Diğer arkadaşlardan gelen var mı? Var. Onları da başka bölümlere almışlar. Evet. Ya, yok ki burada da. Değil mi? Tuncel Kurtiz, Tuncel Necmioğlu, Berhan Şimşek. Hepsi çok kıymetli aktörler. Gerçekten bugün birçok şey geriye gitti bende. Birçok şey anılarla karşılaştım. Birçok sevdiğim aktörü tekrar andık birlikte. Ben sana teşekkür ediyorum. Zamanımız doldu. O kadar güzel şeyler dinliyordum ki senden. Ama biz bir dostuz, biz bir meslektaşız. Evet, evet. Biz her zaman zaten beraberiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol reis. Ve diliyorum ki inatla yine inandığın işleri, inandığın filmleri yapmaya devam edersin.
Evet, inat hikayelerine devam edeceğiz. İnat hikayelerine. Tokyo'dan da bir müjdeyle gelirsin. Umarım. İnşallah. Umarım. Sinemamız adına bu gururu bize yaşatmış olursun. Teşekkür ederim. Ben sevgili seyircilerim, çok mutlu oldum. Çok değerli dostum Reis Çelik'i ağırladım bugün. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hepiniz sağ kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.